Evet. Merhaba arkadaşlar. Dur bir dakika, baştan bir daha kesersin burayı. Tamam. Mustafa arkadaşımıza tek tekerlek binmeyi hiç anlatmadım. Sadece nasıl mantık olduğunu falan söylemedim. Binmeye çalışıyor. Bakalım ilk kez hani kullanan kişiler neler yaşıyorlar görmüş olacağız. Rezillik. Şöyle bir taraftan al abi. Hiçbir mantığını falan bilmediği için dolayısıyla zorlanıyor. Yok abi. Gördüğünüz gibi. Biraz daha uğraş abi. Biraz daha binmeye çalış. O butona basmana gerek yok. O butona basmana gerek yok. Abi kendi gidiyor. Öne ağırlık verince, sadece onun şunu söyleyeyim. Öne ağırlık verince öne gidiyor. Yok ya. Abi, olmuyor mu? Yapıyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi hani hiçbir mantığını bilmediğin zaman, cihazın çalışma şeyini ve üzerine çıkma tekniğini bilmediğin zaman çok zorlanıyorsun. Ben de keza böyle çok zorlanmıştım. Şimdi sana çok pratik bir yöntem göstereceğim. Bunu eğer uygularsan çok rahat çıkacaksın üzerine. Şimdi ayağının bir tanesini koydum buraya. Bütün ağırlığını buraya verirsen eğer, yani basamak gibi eğer buraya basarsan, bu cihaz sağa sola yatıyor. Dolayısıyla üzerine çıkamazsın. O yüzden vücut ağırlığının yani %80'i, 75'i, hani onu artık kendin ayarlıyorsun, yerdeki bacağında olacak. Yani şu anda benim vücut ağırlığım yerdeki bacağımda. Buraya ağırlık çok az veriyorum. %15, %20 gibi. Sadece cihazı dik tutabilecek kadar bir ağırlık veriyorum. Çok fazla ağırlık vermiyorum. Cihaz gitme prensibi, öne ağırlık verince öne gidiyor, geri verince yavaşlıyor. Aynı bisiklet gibi. Bisiklet de nasıl ki üzerine çıktığın zaman duramıyorsun. Hemen gitmen lazım değil mi? Bir pedala basıyorsun, bir hemen ivme veriyorsun, gidiyorsun. Yani hareket halinde olman lazım. Bunda da aynı şekilde. Üzerine çıktığın zaman hareket halinde olup ileri doğru gitmen lazım. Yani hemen gaz vermen lazım. Eğer gaz vermezsen düşersin, çünkü zaten dik durmuyor cihaz. Şimdi bakın, yerdeki bacağımda ağırlık. Burada çok az bir ağırlık var. Yerdeki bacağımdan ileri doğru itikliyorum ve ağırlığı hemen diğer pedala koyuyorum ve gaz vermeye başlıyorum ve gidiyorum. Şimdi ilk önce senden yapmanı istediğim şey cihazın üzerine çıkmak ve inmek. Bu temel prensip. Onları öğrendikten sonra zaten gitmesi kolay. Şimdi bir ayağın ağırlık koyduk. Fazla ağırlık vermiyor. Şimdi benden tutun. Benden tutun. Tutun benden. Yapman gereken tek şey sadece vücut ağırlığın yerdeki bacağında ya. Üzerine çık cihazın ve tekrar in. Şuradan da tutayım. Benden tutmuş olmaz. Cihaz Mustafa'yı kaçırmasın. Çok fazla. Aynen bu. Aynen. Tekrar. Şimdi inebilirsin tekrar aynı şekilde tabi olur. Bir daha. Bir daha. Aynen bu. Bir daha in şimdi. Yok gitme. Sadece aşağı inebilir. Bunu bir daha yapalım. Bunu böyle bir dakika, iki dakika, üç dakika falan uğraşmak lazım. Denemek lazım. Çık ve in. Aynen. Şimdi aşağı in. Güzel. Bir daha. Bir daha. Güzel. Durabiliyorsun. Durabiliyorsun evet. Şimdi aşağı in tekrar. Alet kaçırmasın Mustafa. Bu tekniği hani ben böyle deneye deneye insana öğrete öğrete şey yaptım. Yani ilk başta cihazın üzerine çıkma ve inme, bunu çözdükten sonra zaten gitmesi kolay. Onu öğrenirsin. O çok basit. Bir daha buna çalışalım biraz daha. Aynı espriyi iki kere yaptım. Hiçbir tepki vermediniz ya. Ne espriyi abi? Mustafa'ya diyorum kaçırmasın cihaz diyorum. Hiç kimse de ses yok. Bir daha abi. Aynen. Bak şimdi mesela gittikçe ayağını daha iyi, pedal üzerine daha iyi konumlandırıyorsun. İlk başta şöyle yan falan koyuyordun. Hı. Şimdi birazcık daha iyi konumlandırıyorsun. Bir daha şöyle yapalım. Aynen. Çık üzerine. Aynen. Bir daha in. Bir daha. Birazcık yatırabilirsin bu tarafa doğru cihazı. Aynen. Tamam. Tam bak birazcık bir şey oldu. Tam koyamadım pedal ayağını. Heh. Daha iyi koydun şimdi. Durabiliyor da. Yok aslında duramıyorsun da hani şey, ben tuttuğum için bir daha in aşağıya. Bunu biraz daha yapalım. Şöyle yan biraz daha böyle dik yap. Aynen. Heh, bu şekilde. Kendi mi hareket ediyor ya? Bir daha yok çünkü ağırlığını öne veriyorsun. Hani topuğa ver birazcık. Ha, oraya ağırlık verme. Oraya ağırlık verme. Sadece hani çıktığın zaman, üzerine çıktığın zaman. Epey bir şurayı da acıtı ya. Bu arada hatırlatayım, bizim vakit azaldı, haberiniz tamam. olsun. Şimdi bu çıkma inme işini hani şu anda biz kısa yaptık ama bunu bayağı bir çalışmak gerekiyor. Şimdi üzerine çık bir daha.
Tekrar şimdi seni uzun şey yapacağım. Mesafe bekleyeceğim. Evet. Şimdi ağırlığını öne vereceksin. İki ayak parmak ucuna doğru ağırlık vereceksin. Ver ağırlığını. Veriyorum. Ver ver ver. İkisini aynı anda ama. İki ayağını da, iki ayak ucuna da aynı anda ağırlık ver. Başardım. Ver, ver ver ver. Eli bırak, eli bırak da bakalım başardın mı? Şimdi bisiklet gibi, bisiklete yavaş ederken zorlanıyorsun ya. Hızlanınca daha rahat olacak. Yani biraz daha hızlan, gaz ver yani. Kaptır gitsin. Böyle bir saat çalıştığın zaman öğrenirsin, o kadar yani. Vallahi biraz epey bir zorlandık yani ama. İlk başlangıçta şunu da söyleyeyim. Bir bacakları yoruyor, kasları falan gerildiği için bir ağrı oluyor. Yani ilk kullanan kişilerde ertesi gün mutlaka bir ağrı oluyor. Çünkü o kaslar ilk kez çalıştığı için. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü günde onlar gidiyor artık. Hiçbir şekilde yormuyor insan. Ben o